İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın 7000 yıllık geçmişe sahip olan Bağış Bitlis Kalesi ışıklandırıldı. En eski fıstık ağaçları Kilikya'da bulunuyor. Cavak Afto Gıza Şirketi 2020'de Ahalkalak'ta kar temizleme işini üstlenecek. Washington, İran'dan Fordo'da uranyum zenginleştirilmesini durdurmasını istedi. Suit Kasem Mag adlı dergi, Yerevan'ı 2020 yılının en arzulanan 20 turizm mekanına dahil etti. Ermeni Destanı Kelimeden Resme adlı sergi. Batı Ermenistan'ın yaklaşık 7000 yıllık bir geçmişe sahip olan en yüksek burcu 56 metreyi bulan Bağış Bitlis Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bağış Valiliği ve Bağış Belediyesi'nin çalışmalarıyla ışıklandırıldı. İhtişamını kaybetmeden günümüze kadar gelen kalede yapılan ışıklandırma görenleri adeta büyülüyor. Kilikya'da 250 ile 1000 yıllık olduğu değerlendirilen aynı bölgedeki 15 fıstık ağacının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı. Kilis merkeze bağlı Çukurova köyünde yaşlı fıstık ağaçları bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri belirtilen alandaki fıstık ağaçlarını inceledi ve yaklaşık 15 ağacın 250 ile 1000 yıllık olduğunu belirledi. Fıstık ağaçlarının ömrünün ortalama 100 yıl olduğu bilinirken, Aintab'in Göbek köyünde ise bir fıstık ağacının 800 yaşında olduğu tespit edildi. Kilikya'da bulunan fıstık ağacından birkaçının 1000 yaşında olduğu düşünülüyor. Ahalkalak ve bölgesindeki köylerin yollarına 2020 yılından itibaren Cavak Afto Gıza adlı şirket tarafından hizmet verilecek. 2020 yılında Ahalkalak'ın caddelerinin ve kırsal yolların kar temizleme ve anti buzlama işleminin ihalesini Cavak Afto Gıza adlı şirket kazandı. Belgeler şu anda değerlendiriliyor. İhalenin tutarı 97.997 lari. Eski miktar ise 99.998 lariydi. Hizmet verecek kırsal yolların toplam uzunluğu 174 kilometre. Bavra, Diliska, Davnia, Orca, Azavret, Alatuman ve Hando köylerinin yollarının temizlenmesi planlanmaktadır. İhale belgelerine göre şirket kendi çalışmalarını 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirmekle yükümlü. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki Amerika Birleşik Devletleri Daimi Temsilcisi Kelly Craft, İran'ın Fordo tesisindeki uranyumun zenginleştirmesi işlemini derhal durdurması çağrısında bulundu. Craft yaptığı açıklamada, baştan beri İran, Fordo'yu gizli uranyumun zenginleştirilmesi için güçlendirilmiş bir yeraltı sığınağı olarak inşa etmiştir. İran, bu tesiste uranyumun zenginleştirilmesine devam etmek için meşru bir nedene sahip değil vurgusunda bulundu. RIA Novosti Ajansı'nın haberine göre Craft konuşmasında İran oradaki uranyum zenginleştirme faaliyetlerini derhal askıya almak zorunda dedi. Yerevan 2020 yılında 20 sıcak turistik yer listesine dahil edildi. Liste suitkasemmak.com tarafından derlenmiştir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti listeye dahil edilen tek bağımsız devletler topluluğu şehridir. İnternet sayfası Yerevan'da yerel ziyaretçilerle dolu ve Avrupa tarzı tavernalarla rekabet eden geleneksel tavernalar var. Sovyet dönemi binaları modern tasarımlıdır. Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti zıtların şehri ve oldukça da hareketli. Cumhuriyet meydanındaki dans eden şadırvanlarda bu noktayı keşfedin. Şehri tanımanın en iyi yolu budur diye yazdı. 20 sıcak turizm bölgesi arasında Şili, İngiltere, Portekiz, Dakar, Fransız Arlesi, Kanarya Adaları, Avusturya'nın Salzburg'u ve diğer başka şehirler de yer almaktadır. Ermeni Destanı, Kelimeden Resme adlı sergi, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Galerisi'nin şubesi olan Ara Sarkisyan ve Hagop Kojayan Ev Müzesi'nde açılacak. Sergide yaklaşık 50 resim, grafik, şablon, klişe, destanın çeşitli yayınların manşetleri, başlıklar, el ilanları ve ayrıca Ermenistan Ulusal Galerisi, Orbeli Kardeşler Müzesi ve Ermenistan Tarih Müzesi'nden basında yer alan 1000. yıl dönümü etkinliklerinin yankıları yer alacak. Ermenistan Ulusal Müzesi'nin Ermeni Resim Bölümü görevlisi, serginin eş küratörü
Zaruhi Dilanyan bu vesileyle basına verdiği röportajda Ermenilerin bin yıllık tarihinin derinliklerinden doğmuş olan Sasnadzirer veya Sasunzi Davit'in epik hikayesinin sonuç olarak 7. 9. yüzyıllarda oluştuğunu, halkın sözlü konuşmalarında bölümlerin korunduğunu, düşmana karşı doğru mücadeleden ortaya çıkan toplu karakterlerin oluştuğunu ve bunlardan en mükemmelinin Sasunzi Davit olduğunu söyledi. Her sanatçının epik hakkında kendi yorumu vardır. Hagop Kojayan, Sedrak Raşmaciyan, Yervant Koçar ve diğerlerinin eserlerinde karakterler farklı sanatsal çözümlerle ayırt ediliyor. Ancak Ermeni destanının epik ruhunu aktarma arzusunda herkes birleşiyor. Sanatçı Razmik Hagopyan'ın eserleri popüler eserler arasında ilk defa sergilenmektedir. Sergi tanımı anlamında büyük önem taşıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermeni folk grubu Gataben tarafından seslendirilen Sasno Ahe Gırvin adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.